Ben pırasam için gerekli malzemeleri sayayım. Çok güzel bir pırasa dolması yapacağız. Bugün herkes evinde yapsın. Gerçekten çok lezzetli. 6-7 böyle kalın pırasa almanız gerekiyor. 1 su bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay kaşığı sumak, kuru nane, 1 yemek kaşığı un, karabiber ve tuzdan oluşan bir malzememiz var. Unu nerede kullanacağız değil mi efendim? Az sonra detaylar efendim. Şimdi söylemeyeyim. Unu kullanacağımız aşamayı da hemen paylaşacağız. Serpil soğanımı doğrasın. Birazcık soğanı karamelize edeceğim. Şu baharatlarımı da bu tarafa çekiyorum. Pirincimizi yıkadık. Yetiştim. Evet. Bir kaşık. Şöyle ittireyim sana tamam, duracağım. Tamam, ittir. Ben de kaşık alayım. Şimdi soğanı yani çiğden de yapabilirsiniz aslında ama pırasa çok böyle tutucu özelliği olmadığı için akar gider diye biz birazcık kavuracağız. Şöyle üzerine tuzunu koyuyorum ki hemen bir karamelize olsun. Bir lokma da şeker Serpil'cimden isteyeceğim. Dur veriyorum aşkım. 1 çay kaşığı kadar ben zeytinyağının içerisinde severim. Sarımsağı da şöyle elimde doğrayacağım. Hemen tırnağımın kenarına kapağı girmiş. Ha, yeterli benim için. Şöyle sarımsağı elde ufalıyorum. Şimdi elim sarımsak kokacak. Neyse efendim. Ay. Bizi kim ne yapsın bu saatten sonra elimiz sarımsakla koksa sıkıntı yok. Sarımsak kokacağız Serpil. Olsun olsun, ben senin sarımsak kokunu da seviyorum Nermin. Ama ben sarımsak kokusu için sizinle bir şey paylaşmıştım biliyorsunuz. Ne yapacaktık? Bıçağın o ters tarafıyla çeşmenin altında elimizi yıkayacaktık. Şimdi ben gideyim yıkayayım hemen. Bakın şekeri de koyuyorum. Hem karamelize olayını hızlandıralım diye. Bakın zaten hemen oldu. Şu elimi bir yıkayayım ben. Sarımsak elime kalmasın. Bakın şöyle yapıyorum. Aha, şöyle yapıyorum. Bıçakla şu tarafıyla mis gibi olmuş. Şöyle birazcık yıkıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hiç kalmıyor koku. Bir daha mı göstereyim? Tamam. Şimdi bu su akıyor. Su akarken bıçağın şurasıyla elinizi bir tık şöyle kullandığınız bıçakla yıkıyorsunuz. Bu çok güzel bir püf noktası. Bak Serpil hiç kokmuyor ya. Aşkım ben senin sarımsak kokulu da seviyorum ama kokmuyor zaten. Nasıl enteresan. Metal Suyu akıyorsun herhalde. Böyle elinden kayıyor gidiyor demek ki. Şimdi metal ya. Çok enteresan. Güzel. Ben de bunu duydum ve ilk başta inanmadım. Hemen koştum yaptım. Oluyor. Bazı şeylere inanacağız. Biber salçamızı koyuyorum. Domates salçamızı ekliyorum efendim. Şöyle güzelce sıyıralım. Bir de zeytinyağlı da ben şeyi çok seviyorum. Domates ve biber salçası karışımını çok seviyorum. Hem lezzet açısından bir tık daha böyle zeytinyağlının böyle gerçek lezzetini ortaya çıkartıyor. Kimisi böyle şeysiz yapıyor, salçasız yapıyor. Hatta bana yazıyorlar bazen biz salça kullanmayız falan. Bence salça olması gerekiyor zeytinyağlı sarmaların içerisinde. Yapacak hiçbir şeyimiz yok yani. Bunun içerisinde kullanmak lazım yani. Bazı şeyler salçasız olmaz. Şöyle güzelce karıştırdık ve pes pembe bir renk aldırıyoruz. İçerisine pirincimizi de koyuyoruz. Pirinci koyduktan sonra çok böyle üstüne batarak değil, böyle biraz daha yumuşak hareketlerle karıştırın. Kırık pirinç kullanıyorsanız zaten çok fazla karıştırmanızı da tavsiye etmem. Genelde zeytinyağlı dolmalarda kırık pirinç de tercih ediliyor. Şöyle bakın, salçayı yediriyorum karışımımın içerisine. Biraz zeytinyağımı fazla koydum. Şimdi üzerine şöyle nane, karabiber lezzetlendiriyoruz ve sumak. Ekşiyi sever biliyorsunuz. O yüzden birazcık ekşi olsun dedik zeytinyağlımız. Nar ekşisi de içerisine ilave edebilirsiniz. O da güzel olur. Şöyle. Oh, koku çok güzel. Maydanoz doğrayabilirsiniz efendim. Maydanoz da çok yakışacaktır bu karışımın içerisine. Reyhan koyabilirsiniz. Toz reyhan. Çok güzel aroma. Toz reyhanımız var mıydı Serpil Hanımcığım? Bir lokma şöyle ufalayıverelim. Olması lazımdı. Teşekkür ederim. Bakayım vereyim. Zahmet olacak size ama hocam. Ya işte sorma, çok zahmet olacak biliyorsun. Zahmet olacak yapayım? Hocam ama ne yapalım? Gönül bu istiyor işte. Her duyduğunu istiyor yani. Allah bizi öyle bir yapmış ki. Allah'ım ya Rabbim sen bizim nefsimizi
terbiye edenlerden eyle. Her gördüğümüzü istemeyelim Allah'ım. Bu nefis var ya, her şeyi istiyor. Ama toprağa girdi mi de bitti gitti yani. Nefis diye bir şey kalmıyor. Heh, bak geldi. Yüksel Bey'in ana sığcığının şeyi. Şunları vereyim Serpil'ciğim. Ay ne güzel. Allah'ım. Oo çok güzel. Ellerine sağlık. Bak hiç cimri değildir Yüksel Bey'in anası. Hiç oğlu ona benzememiş. Göbek çapan dava açacak Yüksel Bey öyle diyordu sabah. Bakın. Bakın böyle yapıyoruz. Bakın. Tuz haline getiriyoruz. Şöyle. Ve koyuyoruz. Ay çok güzel kokuyor. Elleriniz dert görmesin. Yapanlar, getirenler, pişirenler derlerdi büyüklerimiz. Hakikaten öyle. Allah herkesin yoluna ışık versin. Vallahi çok güzel bir zeytinyağlı harcım oldu. Birazcık, çok azıcık böyle su koyacağım. Böyle birazcık pirincini yapıştırayım. Evet, tamamdır. Bu şimdi burada suyunu çekene kadar. Oh. Şimdi hadi bağlım. Serma saracak. Arkadaş aranıyor. Şöyle. İçine mi saracaksın? Ha, burada sarı verelim. Şöyle. Ben bayağı şeyde sarı verecektim biz. Mermerde mi? Ha. E sar. Dur şu önünü gir. Şuraya mı geleyim ben de? Şöyle. Böyle yapıyoruz bakın. Şey güzelce çıktı. Koyduk. Görüyor musun? Şöyle yapalım. Şöyle. Bir türlü yetişmiyor. Sıkı sıkı bunu böyle saracağız. Tamam mı? Şimdi bunlar buradan çıkıyor ya. Çıkmaması için de bakın. Şöyle. Şöyle una koyacağız. Sen bir bunu altı yağ koyalım birazcık. Yapışmasın. Gel. Zeytinyağı vereyim sana. Sesin gelmedi. Şu biraz daha gezdiririz. Una bulayıp kızartamayız. İç harcını iyice pişirmemiz gerekiyordu. İç harcını iyice pişirmediğimiz için sert kalır katır kutur. Zemini de gene bundan koyuyorum da yapışmasın biliyor musunuz? Şu açılan yapraklardan atabilirsin istersen. Bir tane daha alayım Serpil'cim. Tamam. Heh, şunu da verebilirim şunu şöyle istersen. Koyduk. Hemen başladık. Şimdi bakın şöyle buraya buluyoruz, buraya buluyoruz. Bu gerçekten dışarıya çıkmasını önlüyor her tutuyor, iki tarafı. Değil mi? Tutucu özelliğinden faydalanıyoruz. Şimdi alıyoruz. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Bakın bu senin size az ya. Böyle iki katı üst üste de getirebilirsiniz. Çekiyor muyuz şu an? Heh, tamam çok güzel. Bir çay kaşığı ile şöyle incecik harcımızı koyuyoruz. Şöyle mis gibi efendim. Zaten iç harcı efsu olmuş yani kokusu falan. Gerçekten harika. Şöyle sıkı sıkı sarmanız gerekiyor. Bunu buradan sardıktan sonra bakın şurada şöyle bir vuruyorum. Diğer taraftan da vuruyorum ki iki taraftan da iç harç dışarıya çıkmasın. Bu unu burada kullanıyoruz yani bakın. Şöyle vuruyorum. Ama ne kadar güzel olacak biliyor musunuz? Bayılacaksınız buna. Vallahi lokum gibi tık tık. Lokmalık lokmalık yiyin. Koyup koyuyoruz. Şimdi tencerenin içini göstereyim size. Şurada bakın. Şöyle diziyoruz. Şöyle böyle. Diziyoruz işte. Bakın. İçerisine de şey koydum ki yapışmasın. Tamam. Vallahi kalem gibi. Kalem gibi sarmalarım var. Pırasadan. Şuradan birkaç tane ben alayım. Bunu hanımlar kahve içerken arkadaşlarıyla evet, yuvarlayıversinler. İki dakikanızı almaz gerçekten. Bakın şöyle ince koyalım. Fazla dolu dolu yapmayın çıkmasın. Ama şeyin pırasanın lezzeti çok güzel oluyor gerçekten. Çok memnun kalacaksınız yani deneyin. Denedikten sonra anlayacaksınız bir de fiyatı da böyle uyguna geliyor biliyor musunuz? Bakın şöyle hemen bizi haşladık. Şuradan şunu çıkartalım. Haşlayıp şipşak yapabiliyorsunuz. Yapraktan falan daha kolay. Yaprak çok oyalıyor. Bunu böyle uzun uzun sarıp ters düz una batıracağız. Birazcık sarması meşakkatli. Bizim gibi canlı yayında aslında yapılacak bir iş değil ama olsun efendim biz sizler için yapıyoruz. Sizler için varız. Sizler için buradayız efendim. Siz görün evde konu komşuyu çağırın. Tek başına bu burada canlı yayında dediğim gibi yapılacak bir iş değil ama püf noktalarını veriyoruz. Şöyle bir tencere
yarısı dolacak şekilde yapacağız. Ondan sonra hemen pişirmeye alacağız. Çünkü çok güzel bir patates salatası tarifim var. Avokado soslu patates salatası. Şöyle. Çok da güzel olacak. Yok ya, 10 dakikamız var. 1,5'ta bitmiyor mu? Anca sararız zaten. Üstüne de böyle birazcık bunun ekşili, sumak ekşisi falan da atarız. Pişerken tuzunu da koyarız. Sumak içine verdim sana ben aşkım. Koymayayım mı üstüne ekstra? Sen bilirsin. Yani istiyorsan at tozunu ama. Biraz böyle ekşili üstüne sever. Üstüne yüzer. Evet. Böyle diziyoruz. Bakın. Çünkü ben yapımı sana da kolay. Toz olarak verdim. Bunu kızlarınızla bile yapabilirsiniz. Şipşak. Şöyle aldım. Buraya böyle diziyorum. Bu soğanla da yapılır. Tabii soğan dolması yaptık var ya. Yaptık ya soğanı biz burada. Yapmıştık da zaten. Çok da güzel oluyor. Soğanla yapabilirsiniz. Bu da soğan gider zaten. Ondan sonra yaprakla, pazıyla, kiraz sapıyla yapmıştık. Kiraz hatırlıyor sapıyla musun? Yaptık. Allah çok vermesin. Güzel olmuştu. Çok zordu ama. Ama bir de çok zor oluyor kiraz sapı gerçekten. Yani emek, işçilik istiyor. Valla. Bir daha yapar mıyım? Tövbe demeyeyim ama yapmam. Bir daha yapılmaz valla. Sosu mosu da uğraştırır. Kiraz sapı dünyanın en zor şey, yaprağı sapı ne? Kiraz yaprağı sapı ne? Ay, evet. Sapından da sarma yaptık efendim işte. Oluyor bazen. İşte biraz şu an şey. Şöyle her yörenin kendine has bir becerikliliği ve yapım şekli var. Malatyalılar da o konuda gerçekten uzman yani. İşte herkes gördüğünü ve bildiğini yapacak bir şey yok. Biz de bunları gördük, bunları biliyoruz. Ama bak öğreniyoruz ya. Yani yapamayız da demiyoruz yani. Yapıyoruz Allah'ın izniyle. Ha, siz de boşnak böreği yapamazsınız Yüksel Bey. Kabul ettiniz. Bakın pırasa çok güzel oluyor biliyor musunuz? Yardıktan sonra bak yaprak gibi tel tel bak. Görüyor musun? Bakayım altta ne daha kocamanları varsa onları alacağım. Ne güzel açılıveriyor hemen. Kalanı da biber doldurun ya da kuru dolma doldurun. Ziyan etmeyin içtiğinizi. İçliği dolaba bir de şey ben eskiden şey yapıyordum hani böyle birazcık kalınca buzluğa falan atıyordum. Buzluktan çıktı mı güzel olmuyor. Yani kırık kırık. Bu içliği dolaba girmiyor ben bilginiz olsun. Ne yapabilirsiniz? Bu işi yaptıktan sonra kaldıysa elinizde malzeme patates, domates, kuru biber, kuru patlıcan, normal yeşil dolmalık biber bunları da doldurabilirsiniz ama buzluğa atmayın. Bir de pişmemiş olarak sarmaları buzluğa kaldırmayın. Pişirip buzluğa koymanız daha mantıklı. Çünkü gerçekten piştiğinde o tadı alamıyorsunuz. Yok yani olmuyor. Dolma bence buzlukta olmuyor. Denedim efendim. Bir de ben de şey sevmem ya belki ondan. Taze mis gibi. Tabii buzluk kadınların kırık, hayatını kırık kurtarıyor. Yapılacak tarifler olmadı. Var köfteler, ıvır zıvırlar ama o kadar yani. Patladı. Patladı mı aşkım? Patladı. Olsun. Biz patlamayalım ne yapalım. Hayırlısı inşallah. Üzüleceğiz abi. Ne zaman bu işler bir geçsin? Ya mizere gelersek düzelmeden? Allah korusun ya. Cay çok ergeniz Allah'ım biraz daha bize bir vakit ver. Biliyoruz malum hepimizin gideceği yer orası ama. Şu çocukları bir büyüteyim. Vallahi pazarlık olmaz doğru. Çocuklarımı bir büyüteyim Allah'ım. Hep anneler böyle çocuklarını düşünüyor değil mi efendim? Ben de hep şey diyorum. Bir mürüvvetlerini görsem, bir büyüdüklerini görsem böyle. İşte sonrasında hani gözüm arkada gitmez. Ya işte Yüksel Bey öyle tabii. Sen de tabii benim teyzemi üzüyorsun. Evlenmedin, mürüvvetini göremediler. Yüksel Bey'in annesi diyormuş ki bir mürüvvetini göremedik senin diyormuş. O da demiş ki yengemin adı mürüvvet, git onu gör yeter. Yani çok güzel bir espri Yüksel Bey. Çok güzel, harika. Evet efendim, sarmaya devam ediyoruz. Şöyle, vallahi bu iş meşakkatli. Hiç bana göre değil biliyor musunuz valla. Geçen bir şey ne oldu? Yüksel dedi ki bunlara bir çalış dedi. Böyle dedi süslü meyveler falan. Ah dedim. Her şeyi yaparım onu yapmam. Benim bir sabır noktam var. Böyle mutfağa girdiğimde bana böyle oyalayıcı bir şeyler vermeyecek. Yapamıyorum. Ya ben istiyorum ki hemen yapayım.
Finali göreyim. Finali göreyim yani, bir sunumu vereyim yani ortaya. Şimdi ben onu yapacağım, o meyveyi keseceğim, ince ince doğrayacağım. Hiç, hiç. El becerim de yok. İş tekniğim aslında iyiydi. Hep güzel not alırdım. Ha, sabrım yok. Ha, ta, ah beni övdü yapımcım. El becerim var bence diyor, sabrın yok. Evet, sabrım yok. Çok hiperaktif bir çocuğum ben. Küçük Kerem bana benziyor. Kerem de benim gibi hiperaktif zaten. Demek ki anneden ötürü. Vallahi hemen olsun istiyorum her şey. Böyle bir sihirli değnek gelsin, tık 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 olsun. Ama vallahi emek vermeden hiçbir şey olmuyor, açıkça da söyleyeyim. Emeksiz yemek olmuyor maalesef. Hayatınızda yaptığınız her işi dolu dolu yapmak istiyorsanız önce bir emek vermemiz gerekiyor maalesef. Evet. Bence yeterli Serpil'cim, bunu verelim fırına. Sen bilirsin tatlım. Bunu da çıkartır, dizi veririz. Bu kalanlarla da pırasa yemeği yaparız. Ne güzel de pişmiş. Lokum. Ben pırasayı küçükken hiç sevmezdim. Sonra börekte ve sarmada sevdim. Ay ben sarmayayım, yine başladım Nermin. Börekte ve sarmada sevdim yani. Normalde şey yapamıyorum yani, sevmiyorum yani. Yiyemiyorum. Şey, o şeyli falan yapıyorlar ya, havuç. Havuç koyuyorlar. Yiyemiyorum ya. Annem çok da güzel yapardı ama ben yiyemiyorum. Serpil, bizim şeyimiz var mı, böyle bir iki dolmalık bir şeyimiz falan? Ne canım? Dolduruvereyim şunu. Domatesimiz falan vaktimizde var ya, o yüzden dedim. Dur, o da var. Bir saniye. Heh, sen bunu getirin, ala ben burayı toplayayım. Biberimizi bitirmişiz, görüyor musun? Bitmiş mi biber? Şey, patlıcan da olur. Yok, kuru patlıcanımız olmaz. Haşlamadım ya. Yok, kuruluklarımız yok mu bizim? Hiç gelmedi. Kuru var da hayatım, bir sürü haşlamadık ki. 5 dakika o. Haşlayı veririz. Domates vereyim. Ha, domates ver. Büyükse olur. Yoksa biber, patlıcan var. Olur, olur. Şöyle efendim, güzelce şuraları bir toparlayalım. Pırasayla zaten aynı yerde pişmez o. Pişer mi? Pişer gerçi. Yumuşak. Normalde pişer, bunlar getir, çok şey değil. Getir, pek bir kararsızım bugün. Pek vallahi bir ayarsızım bugün. Bir kararsız, bir ayarsız. Böyle bir git gel. Şuralara koyayım ben domatesleri. Şunları şöyle üstü alayım. Bak, istiyorsan patlıcanı da veririm ha. Sesin niye böyle kıt kıt yapıyor? Anlamıyorum. Duydun mu? Alo. Alo. İstiyorsan ötekini de verebilirim diyorum. Patlıcan. Tamamen gitti sesi. Neyse. Ne diyor Yüksel abi? Sağış Berkemal, tamam. Domatesi yıkadık mı Serpil'i? Evet canım. Tamam. Herhalde kulaklığın şeyi cızıtlıyor. Bunu benim mi? Şöyle yapalım. Kapak açalım. Şöyle. Serpil, bir kaşık alayım. Geldim canım. Sana teslim edeyim. Yapayım mı yani, edeyim mi? Gel. Hangisini yapayım? Hangisini? Bu sosu da içine koyalım. Onu evet atarız yani. İçinde pişsin böyle güzelce. Domates dolmasını da çok severim, biliyor musunuz? Böyle mahoş olur falan. Bakın, içliğinizi hemen böyle dolduruverin. Mis. Minik minik domates dolmaları. Bak. Oh. Şöyle kapatalım. Alacağım sana. Sonra kapağını da şöyle kapatalım. Şuraya koyuvereyim. Oh, mis gibi. Şöyle bir tane daha. Sanırım bir domates daha alacak. Da tencere alacak mı? O zaman kalsın o. Bir bak bakayım şeye, büyüklüğüne. Şöyle. Bunun da kapağını kapatıyorum. Bu da senin. Ver onu, ben iki kaşık da yiyivereyim hemen. Sen de onu ye Melike gibi. Ha, zeytinyağlı için bayılırım. Melike de öyle. Ekrandayız diye sararken yemedik. Normalde sarıyorken bir ağzına bir tencereye konmuş. Evet. Yaprağı atarsın ağzına falan. Tabii. Ha, komşu gelmiştir, komşuyla yersin. Bir bak bakayım tadına, lezzeti nasıl dersin. İstiyor musun yoksa yer misin bunu? Vallahi ben yerim. Tamam, sen yersin. Sana bırakıyorum. Şimdi efendim. Şimdi bunu böyle şey yaptık. Domatesleri de burada koyduk. Görüyor musunuz tencerenin içerisine? Ha, görüyorsun tabii. Şimdi doğradım onları. Sosuzla şuradan bırakacağım. Hop. Hem lezzet verecek pişerken. Şöyle, hem de suyunu salacak. Çok az miktarda su daha ilave edeceğim. Bugünkü menü gerçekten çok güzel oluyor. Bu pırasayı bol bol yapın. Şuradan birazcık zeytinyağı. Parlak dursun. Şöyle. Ve kenardan yine rasalarımı bozmayacak şekilde
Bir çay bardağı kadar sıcak su. Domates de suyunu salacak. Şu bakayım tadına. Olmuş mu Serpil? Bir şey söyleyeyim mi? Çok harika, güzel olmuş. Harika. Biraz pişmesi lazımmış. Evet. Şöyle bayağı alıyoruz bunu. Koyduk. Altını açıyorum. Fokurdamaya başladı bile benim dolmalarım. Güzelce burada fokurdasın o zaman o. Tencerenin içerisinde muhteşem bir pırasa dolması pişiyor, zeytinyağlı. Dedik ki domatesler de ziyan olmasın iç harcımız, onların içerisine dolduralım. Bu şekilde girdik efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.